Peki yani, siz bu 10 bin saat kuralını evet, katılıyor musunuz? O da bununla bağlantılı olarak. Bu aslında... Yani 10 bin saat kuralı deyince izleyicilerimize evet, açıklayalım. Hani, bir meslek için 10 bin saatlik bir çalışma. Yani sizin evet, söylediğiniz evet, antrenman gibi değil mi? Aynen. Hani... Şimdi o konuda bir kitapla meşhur oldu ama ondan önce Fransa'da yapılan bir araştırmada ortaya çıktı. Sonra Amerika'da da benzer bir araştırma yapıldı. Bu aslında akademik bir bilgi. Evet. Araştırmanın mantığı şu. Kendi mesleğinde çok iyi olan insanları inceliyorlar. Çok iyi keman çalan, çok iyi beyin cerrahı. Mesleklerinde en iyi hale gelinceye kadar... Ne kadar zaman harcamışlar bunu bulmaya çalışıyorlar. Ama onunla ilgili itirazlar da var o kuralla evet, ilgili. Evet itirazlar var ama şöyle bir yorumunu düşünürsek bunun kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir alanda tepe noktaya gelmeyi T harfine benzetiyorum ben kendi kafam içerisinde. Evet. Yani T harfi gibi düşünün top noktaya gelmeyi ya da tepe noktaya gelmeyi. Önce başarılı olma dönemi sonra da başarılı kalma dönemi. Evet. İkisinin ayrı müfredatı var. Başarılı olmaya uygun karakterler var. Başarısız başarılı kalmaya uygun karakterler var. Bunları geçiyorum. Evet. Başarılı olma döneminde 10 bin saatin şöyle bir esprisi var. Bir mesleğe 10 bin saat zaman harcarsanız o meslekte kendi gelebileceğiniz en iyi yere gelmiş olursunuz. Yani resmi 10 bin saat harcayan herkes Picasso olamaz. Evet. Kendi potansiyelinde olanı ölçüsünde evet, gerçekleştirmek en iyi noktaya konusunda geliyorsunuz. Zaten başarının önemli tanımlarından biri de şudur. Potansiyeli performansa çevirebilmek. Potansiyelinizde pasif olan bir şeyi bir takım içsel araçlarla performansa çevirebilmek. Performans da sonuçlara dönüştürmek. Algılanabilir, etki yapabilir hale dönüştürmek. Bu bağlamda 10 bin saatle ilgili benim kişisel inancım şu. 10 bin saati insanlar düz anlıyorlar. Yani bir mesleğin başında 10 bin saat olursan onu öğrenmesin. Tamam oldu. Hayır. Ha. Öyle olsa zaten herkes 10 bin saat dönerci olan herkesin en iyi dönerci olması gerekir. Evet. Oysa öyle olmadığını olmuyor, görüyoruz. O zaman şöyle bir alt başlığı olduğunu düşünüyorum. 10 bin saatin bir taksimetresi, bir kronometresi olduğunu düşünün. Evet. Bu kronometre 3 şeye bağlı çalışıyor. O işi yaparken aklının konsantrasyonu o işle ilgili olacak. Evet. Yani... İlgi, tamamen konsantrasyon. Onunla ilgili olacak. Evet, aklın işinde olacak. Aynen İkincisi öyle, kalbin ya da duyguların bu işe karşı pozitif olacak. İşini aşkla sevmen gerekmeyebilir ama en azından nefret etmemelisin. Nötre razıyız yani. Mümkünse bir nefret etmeyelim evet, işte. Yani evet, nötre de fitiz evet, anlaşırız. İşine karşı olumlu duygu taşıyor olman. Üçüncüsü evet, de ellerinin pratikte o işin içerisinde 10 bin saat geçirmesi. Yani aynı anda aklın, kalbin... Kalbini işe koyacaksın, aklını dişe koyacaksın, ellerin işin olacak. Ama bakın Türkiye'de ve de dünyada WhatsApp performanslı, başarısız insanlara bakın. Hepsinde şu özelliği görürsünüz. Ya eli iştedir, aklı başka yerdedir. Evet. Ya aklı ve eli iştedir, kalbi başka yerdedir. Başka işi seviyordur, başka bir yerde evet, olmak istiyordur. Aklı, kalbi iştedir, eli başka yer. Yani pratikte ya, yoktur, teoride üretiyor. O üçünün beraber olduğu bir şey değil üçü diyorsunuz. Üçü aynı andaysa, aklınız evet, üretken bir saplantıyla işinize odaklanmış durumdaysa yani... Evet. Tırnak ifadeyle söyleyeyim, otistik derecesinde odaklanmışsanız o işe. Evet. Kalbiniz çok duygusal bir heyecan, tutku koyuyorsa, elinizde emek, akıl, ilgi, kalp, beraber, sevgi, elde emek koyarsa, bu üçü bir arada olursa... Biraz da 10 bin saat üstünde çalışırsak, evet, tamam diyorsunuz. 10 bin saat, evet, en azından gelebileceğiniz en iyi yere gelmiş yani, olduğunuzu görürsünüz. Yani Orhan Pamuk, son bir şey söyleyeyim, Orhan Pamuk... 25 yıl boyunca günde 10 saat roman yazdığını söylemişti. Yani katı bir iç disiplin demek bu. Şimdi bir insan 25 yıl boyunca günde 10 saat ders roman yazıyorsa ki üniversiteye her sene hazırlanıyor gibi bir şey. Evet. Bu kişi dünyanın en iyi romancıdan olmayabilir. Roman Nobel alamayabilir ama şunu bilir. Romanda gelebileceği en iyi yere gelmiştir artık. Gelmiyorsa da artık elimden yetenek yok hani demek. Hıdır elimden gelen budur falan vardır öyle bir laflar onun gibi. Peki, potansiyeli o zaman yoktur. En azından bu mesajları vermiş olalım.